Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizi bu güzel yeleğimle karşılamak istedim arkadaşlar. Motifli yelek yapıyorum. Daha önce de bu motiflerin nasıl yapıldığını, nasıl birleştirildiğini sizler için göstermiştim. Hatta birkaç defa kanalımda videolarını paylaştım değişik renklerle. Ve hep bana şu soruldu arkadaşlar. Yeleği yapıyoruz, tamam motiflerini yapıyoruz ama yaka kesimini, koltuk kesimini nasıl yaptığınızı bize gösterir misiniz diyordunuz. Ben bir türlü fırsat bulamıyordum. Ee, yoğunluktan dolayı inanın video çekmeye fırsatım yoktu. O kadar uzun dereceli bir video çekmeye vaktim yoktu. Bugün sizler için inşallah o konulara değinerek videomu çekmek istiyorum arkadaşlar. Yeleğimizin bakın arkasını yaptık, bitirdik burada. Kol evini kestik. Tamamen Omuza kadar arkasını yaptım. Bitirdim. Burası arkası yeleğin. Burası da ön kısmı arkadaşlar. Önü de yaptım yaptım. Tam neredeyim şu an. Ee, bu el, elimdeki kısım sol ön olacak yeleğimizde. Sol ön olacağı için buradan yakayı yapacağız. Yaka kesimini. Buradan da koltuk kesimini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Yani e, yeleğimizin Motiflerinden başlayacağız. Tekrar nasıl motif yapıyoruz, nasıl motifleri ekliyoruz diye başlayacağız ve e, bu şekilde de yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah sizlere. Haydi şöyle hemen motiflerimizin yapımıyla başlayalım diyorum dostlarım. Evet arkadaşlar şimdi örgümüzün e, genel için bir açıklama yaptıktan sonra. Yeni görenler, bu motifleri yeni görenler veya görüp de nasıl yapacağımızı bilemiyoruz diyen arkadaşlarımız için ben tam baştan anlatmak istiyorum. Yapacağımız motiflerimizin şekilleri budur arkadaşlar. Hatta şöyle birazcık daha yaklaştırayım. Evet. Motiflerimizi bu şekilde yaparak sonra da nasıl eklediğimizi birbirine ve yeleğin ön kısmını nasıl yaptığımızı, kol evini, yaka kesimini anlatacağım sizlere. Öncelikle e, şundan bahsedeyim arkadaşlar. Ben bu yeleğimi bu da bir sipariş üzerine yaptığım yeleğim. Renk tercihlerini seçenlere göre, onların isteğine göre yapıyorum ki bu sefer gri ve kremden istediler. Tamamen e, sizin tercihinize kalmış. Tek renkle de yapabilirsiniz. Mesela mesela tamamen gri yapıp bütün e, motifleri siyahla da birleştirebilirsiniz veya Krem rengi yapıp ona uygun bir renkle de birleştirebilirsiniz motiflerinizi. Veya bazen videolarımda var kanalımda e ebruri dediğimiz renk tonlarıyla da yapıp yeleğinizi kullanabilirsiniz veya sipariş için yapabilirsiniz. Bunlar tamamen özel tercihler arkadaşlar. Bizim şimdi neye ihtiyacımız var? Öncelikle benim kullandığım, her zaman kullandığım iplerim arkadaşlar. Bu marka vermek falan değil ama ben bu örgülerde hep Alize Angora Goldu kullanıyorum. Bakın iplerim de burada görüldüğü gibi Alize'nin ipleri önümde hazır. İplerimizi şöyle kenara alıyorum. Neye ihtiyacımız var? Bir tığ ve bir makasa ihtiyacımız var bunları yapabilmemiz için. Bu güzel örgüleri ortaya koyabilmemiz için. Şimdi ne yapalım? Hemen bir tane motif yaparak motiflerin nasıl yaptığımızı tekrar bir gözden geçirelim arkadaşlar. Bir tane şöyle daha rahat anlaşılsın diye krem renkle bir tane motif yapmak istiyorum. Haydi bismillah diyerek İpimi de şöyle içinden birazcık. Zaten her zaman ipleri içinden çekiyorum arkadaşlar. Şöyle bir miktar ip çekerek motifimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada beni yeni görüp kanalımı yeni görüp e, abone olmayan arkadaşlarımız da emeğe saygı adına kanalıma aboneliklerini bekliyorum dostlarım. Hepinize şimdiden teşekkürler gönderiyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Elinize, ipinize uygun tığla örgülerinizi yapın diyorum her zaman. Benim elimin tığı 3 numara arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Daha kalın iplerde de 3,5 numarayı tercih ediyorum. Şu an gene 3 numara tığım var. Haydi Bismillahirrahmanirrahim deyip şu orta göbekten başlıyoruz. Tam şu ortadaki küçük yuva için 7 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim bakın. Bunu saymıyorum. Bu bir başlangıç. 1 2 3 şöyle daha rahat evet 3 4 5 6 7 bazen kendimi çok kaptırıyorum ne kadar ağır başlasam da hızlı yapmaya devam ediyorum o yüzden özür diliyorum arkadaşlar elimden geldiğince ağır yapmaya çalışacağım inşallah 7 zincirimi çektim bakın dönüyorum ilk zincirin içine şu şekilde batıp hop kaydırıyorum bu tarafa bakın kaydırdım bir tane sık iğne yaparak burayı iyice kilitledim. Şu ipin ucunu kaybedeceğiz şimdi. Bakın ne kadar küçücük ip bıraktım. Sizlere de bu şekilde tercih ederim arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çünkü ziyan etmeyelim iplerimizi. Bunu da bakın şu şekilde içine kapatacağım. Burada şimdi burayı küçük halkamızı oluşturduktan sonra 1, 2, 3, 4 zincirimizi çekiyoruz. Tığımı doluyorum. Halkanın içine batıyorum. Bakın uzatıyorum. Bir, iki seferde çık çıkıyorum. Nereyi yapıyoruz? Şu dört tane ortadaki yapraklarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şu ortadaki dört yaprağımızı yapıyoruz. Dört zincirle yukarı çıktım. Bir tane e, trabzan dolgusu yaptım. Doluyorum. Tekrar batıyorum. Bakın uzatıyorum. Bir, iki seferde çıkıyorum. İki tane oldu trabzanım. Üç tane trabzan yapıyoruz bu kısımda. Bu üçüncü trabzanı. Bitti. Dört zincirle çıkmıştım, dört zincirle iniyorum. İki, üç, dört. Çektim zincirimi dibine batıyorum. Bu şekilde kilitliyorum buraya sık iğneyle. Bakın, bir yaprağımızı oluşturduk. Tekrar dört zincir çekelim. Üç, dört. Doladık. İkinci yaprağımızı yapıyoruz. Bakın, uzatarak çekiyorum, doluyorum. Şu şekilde uzatıyorum. Bir, iki seferde boşaltıyorum. 3 tane trabzanımızı da buraya tekrar yaptık. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 zincirle iniyorum aşağıya. Kapattım. Sıkıştırdım. 2 yaprak yaptım. 2 yaprak daha yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın 4. yaprağında 3 tane trabzanını yaptım. 4 zincirle iniş yapacağım. 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Bakın ip noktasına tekrar sık iğne ile sabitliyoruz. 4 tane yaprağımızı yaptık. Şimdi sırada ne var? Arkasındaki şu uzun 4 yaprağımız var. Onların yapımı için ne yapıyoruz? Burayı 4 zincirle sıkıştırdıktan sonra tekrar 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Ve motifimi şu şekilde arkasına çeviriyorum arkadaşlar. Bakın çevirdiğim zaman 4 zincirimi çektim ya tığımın üzerine dolamıyorum. Şurada bakın birleştirdiğimiz noktalar var. Dört zincirleri aşağıda birleştirdiğimiz. Burası ön yüzü motifimizin bu arka kısmındayız. Tığımızın üstü boş arkadaşlar. Şuradan şu bakın burada zaten kendisini gösteriyor. Bir, iki kat yer var. Hemen oraya ne yapıyoruz? Bu dört zincirimizi sabitliyoruz. Bakın yapraklarımız için dört tane yuva oluşturacağız. Şu dört yaprağımız için dört tane yuva oluşturacağız. İlk yuvamızı oluşturduk tekrar 4 zincir 1 2 3 4. Ne yapıyorum? Geliyorum ikinci yaprağın arkasına. Hemen bakın burada tekrar yine 2 tane kat var burada. O iki katın arasından tığımı geçiriyorum. Hop. İkinci yuvamı da yapıyorum. 1 2 3 4. 3. yuvaya geldik. Şöyle yapmayın bakın arkadaşlar. Burada hemen 4 zinciri çekiyoruz ya. Hemen şuradan geçirip de Şöyle yapma, yapmayacaksınız. Bakın tığ buradan önde bu şekilde çıkmayacak. Buraya dikkat edelim lütfen. Çünkü bu ara, buralar önemli detaylar. Dört zincirimizi çektikten sonra Bakın şurada çok yakından göstermeye çalışıyorum. İpin katları var. Bakın bir kat burada var. Bir kat da yanda var. Elinize alıştırma. Çok rahat yapacaksınız. Şimdi ben burada biraz da hani Videonun kamerasının karşısında çekerken Haliyle panikliyoruz. Bakın iki katımızı alıyoruz. Hop sık iğnemizle sabitliyoruz. Ne yaptık? Bakın yuvalarımızı oluşturuyoruz. Dördüncü yuvayı da oluşturalım bitirelim. 1, 2, 3, 4. Geliyoruz tekrar. Aynı başladığımız noktanın yanına geldik. Hemen şuradan tığımızı takıyoruz. Arkadan iki katı alıyoruz. Dördüncü ve son yuvamızı da oluşturduk. Bakın arkadaşlar arkada Şurada yuvalar yaptık dört tane 4 yuvamızı yaptıktan sonra şu ilk yuvamızın içine şöyle hemen yandan tekrar oraya bir giriş yaparak burayı da böyle pekiştirelim ki daha düzgün dursun 4 yuvamız hazır şimdi biz ne yapıyoruz uzun dört yaprağımızı yapmaya başlıyoruz haydi bakalım burada ne yapıyoruz bakın alttaki şu küçük yaprakları yaparken dört zincirle yukarı çıkmıştık uzun yaprakları yaparken de yedi tane zincire ihtiyacımız var arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7. Eliniz çok sıkıysa 8 zincir çekin. Ben 7 zincir çekiyorum. 7 zincirimi çektikten sonra tığımın üzerine 1 2 3 defa doluyorum arkadaşlar ve yaptığım yuvanın içine batıyorum. Bakın. İkişer, ikişer boşaltıyorum bu yaptığım 3 tane ilmeğimi tığımın üzerine attığım 3 ilmeğimi. 1 2 üç defa doluyorum batıyorum buraya bunları ikişer ikişer boşaltıyorum bakın görüyor musunuz ikişer ikişer boşalttım buraya bizim arkadaşlar zincirimizle birlikte 7 e, pardon zincirimizi saymazsak 6 tane bu şekilde uzun trabzan yapacağız bir ikisini yaptık devam edelim 3 defa doluyorum ikişer ikişer boşaltıyorum bakın bu üçüncü oldu 6 tane ihtiyacım var. Beş oldu. Son olanı da yapalım. Bakın. 2, 3, 4. Şöyle motifimin üzerinden de göstereyim arkadaşlar. Bakın her yaprakta 7 zincirle çıktıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane trabzanımız var. Bir trabzan çıktığımız zinciri sayıyoruz. Bir trabzanda da şuna, şimdi inerken zincir çekeceğiz. Onu sayıyoruz. Yani yapraklarda 8 tane trabzan oluşmuş oluyor arkadaşlar bu şekilde. Şimdi 6 trabzanımı yaptım. 1 trabzana da bu zinciri sayıyorum. Etti 7. 8. i de ne yapıyoruz 7 zincirle çıktık 7 zincirle iniş yapacağız 1 2 3 4 5 6 7 Zincirimizi çektik hop dibine batıyoruz kendi içine batıyoruz ha Yan tarafa değil İçine battık İlk yaprağımızı yaptık Bunu burada bırakıyoruz geçiyoruz yan tarafa hemen şöyle bir sık iğne ile geçiş yapıyoruz ikinci yaprağımız için Ve 1 2 3 4 5 6 7 zincir. 3 defa dola. Tekrar başta buraya yaprak yapmaya bakın. Aynı şekilde arkadaşlar bu 4 tane arkadaki yaprakları yapayım döneceğim. Evet arkadaşlar son yaprağımızın da 6 tane trabzanlı yaptım. Son kenar zinciriyle bitirelim. 1 2 3 4 5 6 7 zincirimizi çektik bakın dibine iniyorum hemen buraya bir tane sık iğne yapıp dördüncü yaprağımı da bitirdim arkadaşlar bakar mısınız çok güzel bir model bu model arkadaşlar sıkıştırıyorum burayı ve artık modelimi e, motifimi bitireceğim için tekrar burada sağlama almak için bakın buraya sıkıştırdıktan sonra şurada bir kısım var arkadaşlar ben oraya batıyorum şu şekilde Tekrar bir sık iğne daha yapıp bakın elimle de sıkıştırıyorum sürekli. Bir tane de zincir çekip tekrar zincirimi sıkıştırdım. Çok uzun olmayacak şekilde şuradan kestim. Bakın hop bitti. Motiflerimizin yapım aşamaları bunlar arkadaşlar. Bu motifimizi yaptıktan sonra hemen temizliğini yapıyorum. Kesinlikle bırakmıyorum. Bakın şu ipi içinde kaybetmek istiyorum. Motifimin arkasını çevirdim. Şu kısımdan girdim ipi arkaya çektim öncelikle. Sonra ne yapıyorum? Bakın şu aradaki kısımlara tığımla şöyle bir geçiş yapıyorum. Bu ipi de buranın içine hapsediyorum. Bitti. Bakın motifimiz hem arka yüzünden hem ön yüzünden mis gibi tertemiz oldu bitti. Bu temizlik işlerini hemen motiften sonra yaparsanız sizler de rahat edersiniz diye söylüyorum arkadaşlar. Şimdi motifimizi de bu şekilde ayarladıktan sonra motiflerimizi bakın buradaki gibi nasıl birleştirdiğimizi bir de hemen onu görelim. Ne yapıyoruz? Renkli motiflerimizi yaptıktan sonra hemen birleştirme rengimiz olan siyahı alıyoruz elimize. İlk motifimi alıyorum arkadaşlar. Fark etmez hangisini istiyorsanız onunla ilk başlangıcı yapabilirsiniz. Benim modelim için şu an krem rengiyle başlamam gerekiyor matifimi elime aldım şuradan ne yapıyorum arkadaşlar bakın yapraklardan birleştireceğim için şu ilk ara değil de ikinci aradan giriyorum ve siyah ipimi buraya sabitliyorum öncelikle ne yaptım bakın tekrar yapayım tığımı taktım ipimi buradan alıp hop bu tarafa kaydırdım ve çok uzun tutmuyorum bakın ipimi bu arkadaki ucunu bunu buraya tekrar sık iğneyle sabitleyip şu ipimi bir tane de buradan bir atlatıyorum ki sıkı sağlam olsun bir zincir çekiyorum arkadaşlar tığımın üzeri boş geçiyorum yan taraftaki gruba girip bu sık iğneyi buraya e, buraya bir sık iğne yapıyorum bakın ipi arada kaybediyorum fark ettiyseniz şunları şöyle alalım bir zincir hemen yan tarafa geçip bakın o ip kayboldu hiç bakın. ne, arkadan arkada ne önde ipim kalmadı siyah ipimin ucu bir zincir yan taraf bir zincir, bir sık iğne. Bu aralarda birer zincirle kenar kenar tepelerine bu şekilde sık iğneyle bir oya yapıyoruz işin doğrusu. Yaptıktan sonra şu ara kısım için arkadaşlar 12 tane zincirimiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zincirimi çektim. Hop karşı gruba geçiyorum. Bakın hemen arasına batıyorum. Bir zincir, bir sık iğne. Bir zincir, bir sık iğne. Burayı da bu şekilde götürüyorum. İlk motifimizi bu şekilde başlangıcını yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, burada da aynı şekilde başladım. Aynı şekilde bakın buradan başladım. Geldim böyle yaptım. Motifimizin yan kısımları bekliyor. Bakın buraları şu motiflerimize bakar mısınız arkadaşlar? Bu yan taraflarında hiçbir kenar oyası yok. Onun sonraki aşamada yapacağız. Ama diğer tarafta hep kenar oyaları var. Birazcık daha şöyle uzaklaştırayım. Bakın şöyle yeleğimizin modelimizi koyduğumuz zaman sağ tarafta kenar oyaları var ama sol tarafta hiçbir kenar oyası yok. Onun nedenini daha sonra açıklayacağım. Hemen şöyle kenara kaldırıyorum. Bakın, ee, kenara bunun kenarında yaptıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? İkinci motifimizi eklemek için yanımıza alıyoruz. Hemen şimdi tekrar 12 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincirimizi çektik ne yapıyoruz? Tam bu aşamada ikinci motifimizi alıp ikisini birbirine birleştireceğiz. Aynen bu modelimizi de işte motifimizi de şu ilk kısımdan giriyoruz bu sefer. Bakın bunu da ikinci yerden girdik. Bunu da hemen ilk yerden giriyoruz. Bu sadece başlangıç için ikinci aradan girmiştik. Hemen ne yapıyorum? Bir zincirle yan tarafa geçiyorum. Bir zincirle tekrar yana geçiyorum. Bu şekilde iki tane yaptıktan sonra bir zincir çekip motifimize ekleyeceğiz. Bakın bir iki göz atlayıp üçüncü gözün arasından giriyorum. Buraya da bir zincir çekmiştim. Bunu buraya şu şekilde hop kaydırarak birleştirdim. Ne yapıyorum? Hemen diğer gri tarafına geçip buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, tığım boşaltıp Hemen yandaki ikinci göze giriyorum. Tekrar bu ilmeğimi buraya kaydırarak ikinci kısımdaki birleştirmemi de yapıyorum. İki yerden birleştiriyoruz. Devam ediyoruz diğer motifimize. Birleştirme işimiz bitti arkadaşlar. Bir zincir. Artık yoluma devam ediyorum. Bakın. Bir zincir. Son arayı yapıyorum. Sonra ne yapacağız? Şu araları birleştireceğiz. Burası içinde altı zincire ihtiyacımız var. Bir. 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim onu bıraktım bakın şu grubu ne yapıyorum tam ortalayarak şu aradan tığımı takıyorum. İki zincir zincir arasına gireceğiz arkadaşlar. Şöyle boşluğa takmıyoruz. Bakın tam şöyle dengelediğimiz zaman zincirin kendi arasından girip tığımı taktım. Ve bu ilmeğimi ne yapıyorum? Hop buranın içinden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek tekrar yoluma devam ediyorum. Bakın. Bir zincir. Bir zincir. Bir sık iğne. Bir zincir. Bir sık iğne. Bakın motifimi birleştirdim. Bir zincir. Sık iğne. Devam ediyorum. Bu şekilde köşeye kadar. Geldim. Ne yapacağım? 12 zincirim var çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eliniz sıkıysa arkadaşlar bu grupları 12 değil de 14 zincir çekin. O zaman da ne yapacağız? Şurada 6 çektiğimizi 7 zincir çekeceğiz şu ara kısımlarda. Burayı 14 yapıyorsanız birleştirirken 7 zincir çekin. Geliyorum buraya. Tekrar green'in etrafına şu şekilde dönüş yapıyorum. Bakın. Aralarında birer zincir, birer sık iğne. iki motifimizi birleştirdik arkadaşlar. Bakın. Şimdi tekrar 12 zincir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi üçüncü motifimizi alacağız. Krem rengi motifimi alıyorum. Tekrar hemen şöyle ilk aradan giriyorum. Birleştirdim. Bir zincir. Tekrar bir sık iğne. Bir zincir. Tekrar sık iğne. Bakın bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Geçiyorum bu tarafa. Bir iki göz atlıyorum. Üçüncü göze tığımı takıp bunu buradan sabitliyorum. Hop bitti. Hemen geliyorum bu tarafa. Bunu da buraya sabitliyorum. Tekrar bir zincir çekip tığımı çıkarıyorum. Hemen yanındaki ara kısma girip bakın hop Arkadaşlar inşallah kameram kapanmadığı sürece ben bu modelimi bugün sizlere anlatabildiğim kadar anlatacağım. Eğer aniden kapanırsa çok çok özür diliyorum. Bazen öyle de oluyor biliyor musunuz? Tam modeli böyle anlatırken kamera kapanıyor, iş yarım kalıyor. Öyle bir şey olursa ki çok çok özür diliyorum sizden. Hemen ikinci de bir videoyu çekeceğim peşine. Şimdiden onu söyleyeyim. İnşallah kapanmaz da bu videoyla bu bu konuları anlatmış olurum. Bakın şimdi iki tane motif ekledim tekrar. Devam ediyorum yoluma. Bir zincir bu şekilde. Şimdi burayı aynı şekilde arkadaşlar 6 tane zincir çekerek şuraya birleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın geliyorum buraya. Tekrar şöyle bir tığım ortaya bir takarım. Ortalarım. Ve tam oranın orta noktasındaki zincirin kendi içine girerek bunu da buraya sabitlerim. Bu şekilde arkadaşlar bakın daha doğrusu şöyle göstereceğim. 3 motifimi ekledim. bir motif daha ekleyip döneceğim. Evet arkadaşlar, 4. motifimi de ekledim. Bakın tam şu kenardayım. Şimdi buradan dönüş yapacağım. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. 4 motifle önümü yapıyorum. Bu 4 motiflik ölçü arkadaşlar bu ölçü bu yelekte 38 ve 40 beden için uygun oluyor. Ben her zaman siparişlerimde bu ölçüyü bu yelek bu motifler için kullanıyorum. Yani 38 40 beden 4 motifli yelekte denk geliyor arkadaşlar. Önleri 4 motif yapıyoruz. Arkayı 8 motif yaparak birleştiriyoruz. Bu 38 40 beden ölçüsüne uygun. Şimdi dediğim gibi bakın şu alttaki 4 motifimi ekledim. Bakın burada. Hemen şimdi şuradan dönüş yapacağım. Yani şu grubu dönüyorum. Bakın şimdi buradan aynen öyle bir dönüş yapacağım. Şöyle tığımızı takalım tekrar. 12 zincirimizde dönüşümüzü yapalım. 1 Pardon 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yine aynı şu şekilde dönüşümü yapıyorum arkadaşlar bir zincir çekerek buraya devam ediyorum aralarının sık iğnelerini yaparak dediğim gibi inşallah videom aniden kapanmaz ve ben sizlere rahat rahat bu yeleğin yapılış yerlerini anlatırım diye düşünüyorum arkadaşlar bakın tam burada ne yapıyorduk 12 zincir çekip diğer bir motifi birleştiriyorduk değil mi mesela şimdi daha büyük yapacaksak hemen ben bir krem rengi motif birleştirerek devam edeceğim ama yok bizim 4 motifle işimiz tamam oluyor. Ne yapıyorum burada? 12 zincir çekiyorum gene. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Şimdi ne yapıyorum? Hop bunu bu tarafa dönüyorum. Artık üst sırasını yapacağız arkadaşlar. Gene arada bir zincir, bir sık iğne. Bir zincir, bir sık iğne bu aralara oyalarımızı yaparak ilerliyoruz. Bakın. Her arayı yapalım arkadaşlar. Atlamayalım. Çünkü bunlar motif eklerken lazım oluyor bize. Bütün aralarını tek tek yapalım. Geldik şuraya. Nasıl birleştireceğiz? 6 zincirle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Bakın şuradaki şu gruba. Yine hemen tığımı buradan takıp ortasını buluyorum ve o ortadaki zincirin arasından giriyorum. 6 zincirimi buraya sabitliyorum sık iğne ile. Tekrar 6 zincir. 6 geçiyorum diğer kısma. Bakın. Üst üst sırası daha kolay oluyor artık bir bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne. Bu şekilde ilerleyeceğim arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum malum kapanmasın diye bekliyorum <laughs> videom ne yalan söyleyeyim burayı burayı da bu şekilde yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar son motifimizin son yaprağına geldim bakın buradan atladım altı zincirle tekrar bu kısmında şu tepe noktalarındaki oyalarını yapalım birer zincir birer sık iğne olarak yapıyoruz tam bu sona geldiğimiz zaman buraya geçiş yapmıyoruz Bakın ne dedim bu kenar oyalarını daha sonra yapacağız arkadaşlar tamamen bitiriyoruz tepede omuzdan arkaya önle arkayı birleştiriyoruz sonra da dönüş yaparak geliyoruz Arkadaşlar bu kenar oyasını devam ederek iniyoruz hiç ip, ip koparmıyoruz bakın gördüğünüz gibi burada başladım arkadaşlar Aynı şekilde ipimi koparmadan dolandım geldim tekrar bu noktadayım ve burada ne yapacağım şimdi şu iki, ikinci sıradaki motiflerimi yerleştireceğim hemen neyim var bakın burada krem rengi e, motifimi bitirdim Üzerini yaptım 12 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirimi çektim hemen ne yapıyorum kremin üstüne griye gelecek şekilde motifimi alıp Bakın hemen herhangi bir yaprağından başladım. Bir zincir, bir ekliyorum. Bir zincir, bir ekliyorum. İki defa böyle ekledikten sonra bir zincir çekip dönüyorum. Şimdi buraya birleştireceğim. Bir, iki atlayıp üçüncüye takıp hemen şurada ipimin katı kalmıştı. Hop bunu da buraya birleştirdik. Bakın bir, bir birleştirme yaptım. Geçtim bu tarafa bir zincir çektim. Tekrar ikinci birleştirmemi de aynen altta gördüğünüz gibi birleştiriyorum. Geçiyorum bu tarafa. Bir zincir devam ediyorum. İki yerden birleştirme yapıyoruz. Ve devam ediyoruz. Bakın. Tekrar burayı yaptıktan sonra şu şekilde altı zincirim var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincirimi çektim. Ne yapıyorum? Şu göbek kısmını oluşturacağız. Yani bakın şöyle göstereyim arkadaşlar tam şu noktadaki şu göbek kısmını oluşturmak için altı zincirimi çektim ne yapıyorum geliyorum şuradaki birleştirme noktasındaki tam o kısma içine giriyorum arkadaşlar bakın hep zincirin içine giriyorum aman şuradan batayım veya şuradan batayım yok yani şu boşluklardan batmak yoktur kesinlikle şuradaki sık iğneli kısmın içine gireceğiz batıyorum bunu buraya bakın çekerek sabitledim yani bakın arkadaşlar görüntü şu şekilde. Çektim iki, ikinci zincirimi çektim. 3 4 5 6 zincirle bakın bu motifimi bu şekilde buraya birleştirmiş oldum. Ah gönül ne kadar istiyor ki çok uzun uzun anlatayım ama maalesef işte arkadaşlar bakın hemen 6 zincirimi çektim. Ama zincirimin iki tanesi söküldü şu ara tekrar çektim. Hemen geliyorum şu gruba. Tekrar bir zincir bir sık iğne. Yaprağın tepesine kadar aynı şekilde gittik. Bakın şimdi burada ne yapıyorum 12 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hemen ne yapıyorum krem rengi motifimi getiriyorum şimdiden ve başlıyorum buraya eklemeye bir zincir bir ekliyorum bir zincir bir ekliyorum bir bir zincir çekiyorum çok pardon geliyorum bu tarafa 1 2 atlayıp üçüncüye şu şekilde sabitliyorum. Bir zincir hemen diğer eklememi de hop geçiyorum. Eliniz alışınca siz de hızlı hızlı yapabileceğiniz çok kolay bir şey. Arkadaşlar yapım aşamalarına dikkat edersek çok çabuk öğrenip yapabileceğiniz bir şey. Bakın burayı da ekledikten sonra tekrar 6 zincir 1 2 3 4 5 6 Ne yapıyorum tekrar bu göbeğe geliyorum bakın 4. kez ve son kez Tekrar bu göbeğe geldim artık burada bakın küçücük bir Şöyle baktığımız zaman küçücük bir yuva oluştu bakın tam şu noktada şurada Oranın içine girip Bu zincirimi de buraya Sabitliyorum Sabitlerken de bir zincir çekmiş oluyorum aynı zamanda bir oldu 2, 3, 4, 5, 6. Hop bitti bakın. Karşıya geçtim. Bir zincir. ikinciyi yaptım. Bir zincir. Üçüncüyü yaptım. Ve bir zincir çektim. Bakın tam neredeyiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şimdi bu yaprağı şu yaprağın üstüne birleştireceğiz. Yani şu şekilde olacak. Bir zincir çekip bırakmıştım. Şimdi geldim bu gruba bir iki atlıyorum üçüncünün arasından girip bakın yaprağımı bu tarafa çekiştiriyorum sıkıştırdım bu tarafa geçtim bir zincir tekrar griye batıyorum bunu buraya hop kaydırıp bitirdim bakın bu yaprağı da eklemiş oldum ne oldu bizim göbeğimiz oluştu bakın burada alıştı çok da güzel Dediğim gibi zincir aralarına batarsanız çok güzel bir göbek oluyor arkadaşlar burada. Yoksa öbür türlü boşluklara batarsanız çok saçma bir şey oluyor. O görüntüyü hiç sevmiyorum. Kimi tembel arkadaşlar var. Ben onlara evet tembel arkadaşlar diyorum. Uğraşmadan hemen rastgele yapıyorlar. O işi ben sevmiyorum arkadaşlar. Bakın bir zincir çektim. 2 3 4 5 6. Ne yapıyorum? Geliyorum gene göbek oluşturacağım. Bakın. 6 zincirimi çektim. Burada sık iğneli kısmın içine giriyorum. Hop, bunu buraya kaydırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani arkadaşlar motifimiz bu şekilde aynı şekilde yukarıya geleceğim. Bu yaprağın üzerine geleceğim. Tekrar burada ne yapacağım? Gri motifimi ekleyeceğim. Aynı şekilde bu birleştirmelerini yapacağım. Ne yapacağım? Geleceğim. Krem rengi motifimi de bu köşeye ekleyip tekrar çok pardon tekrar şu altta olduğu gibi arkadaşlar Buranın da dönüşünü yapıp üzerlerine de aynı şurada gittiğimiz gibi şuradaki zincirlerden gittiğimiz gibi üst oyasını da o şekilde yaparak motiflerimizi şöyle ekleyeceğiz. Bu şekilde ekledikten sonra önümüze ne çıkıyor? Bunu kenara alalım. Böyle bir parça çıkıyor. Bu bizim neyimiz? Ön, yeleğimizin ön kısmı arkadaşlar. 30 ve 38-40 beden için dediğim gibi 4 motifle yaptım. Normal ölçüsü olarak boyuna da arkadaşlar şöyle bakın şöyle göstermek istiyorum şöyle birazcık daha kaldırayım bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 bu koltuğa kadar olan normal ölçüsü arkadaşlar. Kimi arkadaşlar diyor ki hayır ben birazcık daha uzun istiyorum o zaman ne yapıyoruz? koltuğa kadar olan kısmını 8 motif değil de 9 motif veya daha uzun isteyenler için 10 motif yapıyoruz. Bu tamamen tercih meselesi ama normal beden olarak 4 motif yana yaptım, 8 motif boyuna yaptım koltuk kısmına arkadaşlar. Evet, koltuğa kadar geldiğimizi düşünerek. Şimdi bakın. Dediğim gibi bu bizim yeleğimizin sol önü. Sol önü olduğu için bu sağ kısımdan ne yapacağım? Koltuğun kesimini yapacağım. Sol taraftan da ne yapacağım? Yakanın kesintisini yapacağım. Yani kesinti değil de yakaya burada bir şekil vereceğiz. Buraya kadar arkadaşlar motiflerimizi hep tüm motif olarak yaptık. Tam bu yaka kısmında bizim motifimizin yarım motife ihtiyacı var. Yani şöyle göstereyim. Hani şimdi bizim dört yapraklı bir motiflerimiz var ya Tam yakanın şu uç kısmında hani yeleğimize şıklık katsın diye burada bizim yarım motife ihtiyacımız var. 4 yaprak değildi. De iki yaprakla bir motif yapacağız. Şöyle burada da gösteremeyeceğim ama motifi şimdi nasıl yaptığımı anlatacağım sizlere arkadaşlar. En son ne renkle bitirmişim bakın ben burada gri ile bitirmişim. Bunun tam üstüne gelecek motifim ne renk olmalı? Tabii ki krem rengi bir motif olmalı. O zaman ne yapacağım? krem renginden yarım bir motif yapacağım arkadaşlar. 4 yapraklı değil, 2 yapraklı bir motife ihtiyacım var. Hemen yapıyorum vakit kaybetmeden. Bakın ipimi gene aldım. Şu motifimi kenara koyayım. Şimdi yarım motifi nasıl yapıyoruz? Bizim bu yarım motifleri arkadaşlar iki parça önümüz var ya. İki önümüze de yarım motif lazım olacak. Hem sağ ön için hem sol ön için karşılıklı 2 tane yarım motife ihtiyacımız var. Hemen yapalım. Bakın şimdi. Tekrar hemen zincir çekerek Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 da çekebilirsiniz. 7 de çekebilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. 6 çektim. Hemen şöyle gene aynen küçük bir halka oluşturdum. Bakın arkadaşlar. Ve bir sık iğneyle sabitledim. Şimdi 1, 2, 3, 4. çektim yukarı çıktım. Ne yapıyorum? Buraya tekrar motifimizin ilkinde yaptığımız gibi küçük yapraklarımızı yapıyoruz. Normal bildiğiniz şekilde hızlı geçtim. Bakın 3 trabzanımı yaptım. 4. zincirimi çektim indim. İlk yaprağımızı yaptım. Şimdi ikinci yapacağım. 2 i̇ki yaprağa ihtiyacımız var burada. 3 trabzanımı yaptım. 3, 4 hızlı geçiyorum çünkü bildiğiniz şu orta göbeğe yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 2 yaprağımı yaptım dediğim gibi 4 yaprak yapmayacağız motifimiz yarım olacak ya. 2 yaprağı yaptıktan sonra ne yapıyoruz bu sırada arkadaşlar? 4 zincirimiz var çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Motifimizi döndürüyoruz bakın. Ne yapıyoruz? Döndürdüğümüz zaman şu aradaki gene aynen iki tane şurada şu kısımda tam iki tane ipimizin katı var arkadaşlar hemen oraya batarak bu dört zincirimizi buraya sabitliyoruz yuvamızı oluşturuyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyorum ikinci yuva içinde ikinci yuvayı da ben şu kısma yapıyorum arkadaşlar şöyle tam zincirin alt zincirin içine batarak şöyle bir sık iğne ile bunu da buraya birleştiriyorum bakın bir yuva oldu iki yuva oldu şimdi 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum ve dönüyorum 1 2 3 defa doluyorum bu yuvaların içine arkadaşlar şu şeyleri yapıyoruz tekrar kremden yine göstereyim şu iki şu iki tane yaprağımızı uzun yaprağımızı birini buraya birini buraya yapacağız Bakın. 3 defa doluyorum. Burayı hızlı geçmek istiyorum arkadaşlar hemen. 6 trabzanımı yaptım. 7 zincir çektim. Hemen dibine batıyorum. Aynı şu motifimizi yaptığımız gibi yapıyoruz yapraklarımızı. Burayı bakın sık iğne ile kapattım. Hemen diğer yuvanın içine tekrar sık iğne ile bir geçiş yaptım. Buraya da bir yap tekrar bir yaprak yapacağım. Evet 7 zincirle tekrar bu yaprağı da bitirelim. 4, 5, 6, 7. Geliyorum dibine batıyorum. Bakın iki tane yaprağımı yaptım arkadaşlar. Motifimizi yarım yapacaktık. 7 zincirle buraya indikten sonra şu dip kısma arkadaşlar bir sık iğne daha yaparak sabitleyelim. Bakın sıkıştırıyorum. Bir zincir daha çekip bunu da burada hop bitirdik. Tamam ipimizde de işimiz bitti. Bakın iki yapraklı, bu dört yapraklı, bu iki yapraklı yarım motifimiz. Hemen bunun da temizliğini yapalım. Bakın şu kısımdan giriyorum. İpini buranın içine hapsediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar motiflerimizi yaptık. Tamam. Şöyle onu kenara alalım. Bakın gelelim. Şimdi bu yarım motifi Artık yeleğimizin yaka kısmı için şuraya sabitleyelim arkadaşlar. Nasıl sabitleyeceğiz? Hemen onu da göstereyim. Şimdi ben burada siyah ipimi diğer kısım için kesmiştim. Hemen şunu şuraya küçük bir düğüm atarak şey yapayım. O düğümümüz kaybedeceğim. Merak etmeyin. Şöyle bir düğüm görüntüsü oluşmayacak arkadaşlar. En azından şimdilik şu kadar dursun. Şimdi bakın tam tepe noktada ne yapmışım? yaprağımı yapmışım. Tam tepe noktaya gelmişim. Burada aynen arkadaşlar 12 tane zincirimizi çekelim. Ben burada 2 zincir çekmiş bırakmışım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Normal zincirimizi çektik ve yaprağımızı alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şimdi buralara dikkat edelim. Buralar çünkü önemli. Yaprağımızı aldık motifimizi aldık daha doğrusu şimdi şuradan ilk aradan giriyoruz aynı şekilde motifimizi bakın birleştirmeye başladık bir sık iğne bir zincir bir sık iğne bir zincir tekrar bir sık iğne buraya kadar yaptıktan sonra tekrar bir zincir çekip geliyorum buraya bir iki üçüncü araya giriyorum şu an yeleğimizin yaka kısmını yapıyoruz arkadaşlar yaka kesimini yani bakın bir zincirle sabitledim geçtim bu tarafa bir zincir tek şey bir sık iğne bir zincir çektim tekrar buraya geçtim onu da buraya bu şekilde sabitledim tekrar geldim buraya Evet bakın birleştirmeyi yaptım devam ediyorum 1 iki burada zincire denk geldi düğümüm olsun fark etmez 3 Bakın kapatıyorum o zincir 4 5 bakın ipi o yana bu yana çevirerek zincirin arasında kamufle ediyorum. Şu şekilde. Tam istemediğim bir yere geldi ama biraz dediğim gibi acele yapıyorum ya hani video kapanmasın diye. Ay çok uzun zincir çektim kafam daldı. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Düğün beni birazcık iki zincirle devam edelim. 3 6 zincir çekecektim ben 12 çektim. 4 5 6. Evet, 6 zincirimizi çektik. Ne yapıyoruz? Göbeği için hemen şuraya batıyoruz. Bakın, altı zincirimi buraya sabitledim ve bu düğümü de burada tekrar devam ediyorum. 6 zincir çekerek bu tarafa geçeceğiz. 2 3 4 5 6. Böylelikle bir ipin düğüm kısmını nasıl kaybettiğimi de görmüş oldunuz bu sırada arkadaşlar. Bakın düğüm kayboldu. Geliyorum bakın yaprağın diğer kısmına 6 zincirimi çektim. Geçtim yaprağın diğer kısmına. Tekrar burada da birleştirmeye devam ediyorum. Bakın. Aynen yukarıya kadar çıkıyorum. Şöyle göstereyim. Yani burada yakamızın kesintisini. yani burada amaç ne arkadaşlar? Hani böyle dümdüz çıktık çıktık. Burada bir verev veriyoruz. Verev. Yani ve, e, yakanın verev kısmını yaptık, tamamladık. Şimdi motifimizin rengi ne olacak? Gri olacak. Yanına ne olacak? Krem olacak. Burada yakayı yaptık ya arkadaşlar. Yanına bir iki motifi ekleyeceğiz. Aynen bildiğimiz şekilde ekliyoruz. iki motifi ondan sonra dönüş yapıyoruz. Yani burada 12 zincir çekerek hemen bu motifi buraya ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yakayı burada yaptık. Kol oyuntusu içinde bakın şimdi. Burada bir tane motifi eksik bırakarak kol oyuntusunda bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi şu yarımı yaka için yaptık. İki tane motif ekledik. Bu motifleri ne yapacağız? omuz kısmı için yukarıya kadar ikişer ikişer yapacağız arkadaşlar burada şimdi geldim bakın kol oyuntusu için bu motifimi yapmıyorum neden artık buradan dönüş yapacağım çünkü bu da bizim kol evimiz oluş, olmuş olacak yani bir motif eksilttik burada dönüş yapıyorum bakın buradan tekrar döndüm artık o motifin üzerine motif eklemeyeceğim bir daha şu kenarını yapayım bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincirimi çektim. Bakın bu tarafa dönüyorum. Bunun üzerine motif eklemiyorum. Kol evimi yaptım, bitti yani burası. Devam ediyorum ön kısma doğru. Şimdi bu şekilde ilerleyeceğim. Evet arkadaşlar kolumuzu yaptık, kol evimizi yaptık, yaka kısmının da kesimini bu şekilde yarım motifle tamamladık. Bakın şu iki motifimin üzerine yaptım geldim, buraya hiç geçiş yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim, buraya hiç geçiş yapmıyorum. Direkt şurada bakın ne yaptım? Burayı yaptım ya. 12 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve hemen üzerine motif ekleyeceğim. Krem rengi motifi buraya ekleyeceğim. Griyi motifi buraya ekleyeceğim. Şöyle tekrar bir gri buraya ekleyeceğim. Çok özür dilerim. Şöyle kamerama sığdırmaya çalışıyorum. Kameramın açı alanına göre bir krem rengi de buraya ekleyeceğim arkadaşlar. Yani şu kol oyuntusunu yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Çok pardon. Şurayı kol evi olarak düşünüyoruz ya arkadaşlar. Bundan sonra 1, 2, 3 motifimiz oluşacak. Bakın omuza kadar olan kısımda 1, 2, 3 motif oluşacak. Bunu bu şekilde ekleyeyim döneceğim. Evet arkadaşlar ben motiflerimin yani omuza kadar olan kısmını da yaptım ekledim. Bakın kol evimiz burası yaka kısmımız burası ve bu esnada bakın motiflerimizi artık eksilterek bu şekilde 38 40 beden ölçüsü olduğu için motiflerimizi 1 2 3 sıra yaptık kol evinden sonra arkadaşlar. Tam hangi noktadayım? Bakın şöyle göstereyim size. Tam burada motifimi bıraktım. Buranın üzerine götürmedim. Neden götürmedim biliyor musunuz arkadaşlar? Tam bu esnada önü artık arkanın omuzuna birleştirme yapacağız arkadaşlar inşallah bir sonraki videoda da iki yeleğimizin önünü de hazırlayalım arkasını Ben zaten hazırlamıştım önün bir tanesini burada hazırladım bir tanesini de yine hazırlayıp tekrar sizinle iki önü arkaya nasıl birleştirme yaptığımızı ve şu kenardaki kısımları örerek nasıl aşağı indiğimizi kenar oyasını bu tarafın kenar oyasını nasıl yaptığımı anlatacağım inşallah. İnanın, e, kanalımda 600 küsürü videom var. İlk uzun videom bu oldu arkadaşlar. Kapanacak diye her an korku yaşadım ama şükür kapanmadı ka e, kameram. Bu kadar bana e, müddet verdi. Teşekkür ediyorum kamerama da bu arada. Bakın buraya kadar geldik. Ne yaptık? Motiflerimizi nasıl yapacağımızı başladık. şey anlattık. Motiflerimizi yaptık arkadaşlar öncelikle. Sonra ne yaptık? Bu motiflerimizi nasıl birleştireceğimizi bir parçada gösterdim sizlere. Bu bizim yeleğimizin diğer önü olacak. Yani bir önünü burada yaptık sizinle. Birleştirdik bakın. Yaka omuz kısmına kadar geldim. Diğer yeleğiminde ön kısmını başladım. Ben bunu şimdi e, motiflerini ekleyerek yukarıya kadar çıkacağım. Aynen bu şekilde yarım motifle önünün Diğer kısmını da yapacağım. Diğer kısmında da krem rengi değil de gri renkle bir yarım motif denk geliyor sıraya göre. Renk, renk sırasına göre. Onu da yapacağım. Tekrar böyle yaka kısmındaki e, omuz kısmının motiflerini de yapacağım. Yani iki tane yeleğimin önünü de hazırlayacağım. Tamamlayacağım. Arkası zaten hazırdı. Bu iki önü arkaya nasıl birleştirdiğimizi hem şu yanlardan nasıl birleştirdiğimizi hem geri kalan şu öndeki kısımların yarım kalan kenar oyaları nasıl yaptığımı anlatacağım inşallah arkadaşlar diğer videomda da. Bugünlük beni izleyip ee, buraya kadar bana sabrettiğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Dediğim gibi başta emeğe saygı adına kanalıma abone olarak beğeni yorum atarak da desteklerseniz çok çok sevinirim dostlarım. Bakın emek veriyoruz sizler sordunuz sizler çok çok istediniz dediğim gibi. Ee, çok motif e, yani kanalımda birkaç defa bu motiflerin yapımını ekleme şeklini anlattım ama bana hep şu soruldu neden ön ve e, işte yaka kesimi ve kol kesimi yapmıyorsunuz yardımcı olun dediniz ve bunu onun için çektim. İnşallah anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Anlayamadığınız yer olursa yorumlarda ifade ederseniz gene yardımcı olurum. Daha güzel işlerde görüşmek üzere. Sevgiyle, selametle kalın. Rabbime emanet olun dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.